يدنجم مسألة دينزلهبسند بسم الله الرحمن الرحيم وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير برزمان كاسطامندا Halkımızı bize tanıttır diyen lise talebelerine sabık altıncı meselede mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi Denizli hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular, tam bir kanaat imaniye aldıklarından ahirete bir ihtiyaç hissedip bize ahiretimizi de tam bildir. Ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın dediler ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur şakirtlerinin ve sabıkan altıncı meseleyi okuyanların arzuları ile ahiret rüknünün dahi bir hülasasının beyanı lazım geldi. Ben de Risale-i Nur'dan bir kısacık hülasa ile derim. Nasıl ki altıncı meselede biz halikimizi arzdan, semavattan sorduk, onlar fenlerin dilleriyle güneş gibi halikimizi bize tanıttırdılar. Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden, Sonra peygamberimizden, sonra Kur'anımızdan, sonra sair peygamberler ve mukaddes kitaplardan, sonra melekelerden, sonra kainattan soracağız. İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla, evet, ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum, ferman ediyor onuncu söz, on iki parlak ve kat'î hakikatlar ile bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Burada o izaha iktifayen gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisap ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de mücazatı, o rahmet ve cemale, o izzet ve celale layık bir tarzda olacak diye Rabbul Alemin ve Sultanu Deyyan isimleri cevap veriyorlar. Hem madem güneş gibi, gündüz gibi zemin yüzünde bir umumi rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem gözümüzle görüyoruz. Mesela o rahmet her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları cennet hurileri gibi giydirip süslendirip ellerine her çeşit meyveleri verip bizlere uzatıp haydi alınız yiyiniz dediği gibi bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda, binler batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahiresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat, elbette hiç şüphe olamaz ki, bu derece nazeninane beslediği, bu sevimli ve minnettarları ve perestişkarları olan mü'min insanları idam etmez belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat dünyeviye vazifesinden terhis eder diye Rahim ve Kerim isimleri sualimize cevap veriyorlar. El cennetu hakkun diyorlar. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz ki umum mahluklarda ve zemin yüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki aklı beşer onun fevkinde düşünemiyor. Mesela insanın bin cihazatına takılan hikmetlerinden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvve-i hafızasında bütün tarihçi hayatını ve ona temas eden hadsiz hadisatı o kuvvecikte yazıp onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın haşirde muhakemesi için neşir olacak olan defteri amalinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla, her insanın eline vererek dimanın cebine koyan bir ezeli hikmet ve bütün masnuatta gayet hassas mizanlar ile azalarını yerleştiren mikroptan gergedana, sinekten simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir tenasüp, bir müvazene, bir intizam ve bir cemal içinde masnuatı bir hüsnü sanat yapan ve her hayatın hukuku hayatını kemali mizanla veren iyiliklere güzel neticeler ve fenalıklara fena neticeler verdiren ve Adem zamanından beri tağî ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adalet i diye elbette ve hiç şüphe getirmez ki güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmet ezeliye o adalet-i sermediye ahiretsiz olmazlar ve ölümde en zalimlerin ve en mazlumların bir tarzda gitmelerindeki akıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir veçile müsaade etmezler diye hakim ve hakem ve adil ve adil isimleri bizim sualimize kat'î cevap veriyorlar. Hem madem bütün zihayat mahlukların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün hacatlarını, bütün fıtri matlaplarını bir nevi dua bulunan istidad-ı fıtri ve ihtiyacı zaruri dilleriyle istedikleri vakitte gayet rahim ve işitici ve şefkatli bir desti gaybi tarafından verildiğinden ve ihtiyari olan daavat-ı insaniyenin hususan havasların ve nebilerin dualarının on adetten altı yedisi hilaf-ı adet makbul olmasından kat'i anlaşılıyor ki her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir semî mücib perde arkasında var. Bakar ki en küçük bir zihayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir ahını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder. Elbette ve herhalde hiçbir şüphe ihtimali kalmaz ki mahlukların en ehemmiyetlisi olan nevi insanın en ehemmiyetli ve umumi ve umum kainatı ve umum esma ve sıfatı ilahiyeyi ala kadar eden bekay uhreviyeye ait dualarını içine alan ve nevi insanın güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberleri arkasına alıp onlara duasına amin amin dedirten ve ümmetinden her gün her ferdi mütedeyyin hiç olmazsa kaç defa ona salavat getirmekle onun duasına amin amin diyen ve belki bütün mahlukat o duasına iştirak ederek evet ya rabbena istediğini ver biz de onun istediğini istiyoruz diyorlar. Bütün bu reddedilmez şerait altında bekay uhrevi ve saadet ebediye için Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın haşrin hadsiz esbabı mucibesinden yalnız tek duası cennetin vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan ahiretin icadına kafi bir sebeptir diye mucib ve semi ve rahim isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar. Hem madem gündüz bedahetle güneşi gösterdiği gibi zemin yüzünde mevsimlerin tebeddülünde külli ölmek ve dirilmekte perde arkasında bir mutasarrıf, gayet intizamla koca küreyi arzı bir bahçe, belki bir ağaç kolaylığında ve intizamında ve azametli baharı bir çiçek suhuletinde ve mizanlı zinetinde ve zemin sayfesinde 300 bin haşr neşrin numune ve misallerini gösteren 300 bin kitap hükmündeki nebatat ve hayvanat sayfelerini onda yazar, beraber ve birbiri içinde şaşırmayarak, karışık iken karıştırmayarak, birbirine benzemekle beraber iltibassız, sehivsiz, hatasız, mükemmel, muntazam manidar yazan bir kalemi kudret, bu azameti içinde hadsiz bir rahmet, nihayetsiz bir hikmet ile işlediği gibi, koca kainatı bir hanesi misüllü insana musahhar ve müzeyyen ve tefriş etmek ve o insanı halifeyi zemin ederek, ve dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emaneti kübrayı ona vermesi ve sair zi hayatlara bir derece zabitlik mertebesiyle mükerrem etmesi ve hitabatı sübhaniyesine ve sohbetine müşerref eylemesiyle fevkalade bir makam verdiği ve bütün semavi fermanlarda ona saadet ebediyeyi ve bekay uhreviyeyi kat'i vaad ahdettiği halde elbette ve hiçbir şüphe olmaz ki bahar kadar kudretine kolay gelen dar-ı saadeti, o mükerrem ve müşerref insanlar için açacak ve yapacak ve haşir ve kıyameti getirecek diye, muhyi ve mümit ve hay ve kayyum ve kadir ve alim isimleri, halikimizden sormamıza cevap veriyorlar. Evet, her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini aynen ihya ve nebati ve hayvani 300 bin nevi haşrin ve neşrin numunelerini icat eden bir kudret, Muhammed ve Musa aleyhisselatü ve selamların her birinin ümmetinin geçirdiği bin senelik zaman karşı karşıya hayalen getirilip bakılsa haşrin ve neşrin bin misalini ve bin delilini iki bin baharda gösterdiği görülecek. Sabık her bir bahar kıyameti kopmuş, ölmüş ve karşısındaki bahar onun haşri hükmündedir ve böyle bir kudretten haşr-ı cismaniyi uzak görmek bin derece körlük ve akılsızlıktır. Hem madem nev-i beşerin en meşhurları olan 124 bin peygamberler ittifak ile saadet ebediyeyi ve bekay uhreviyi Cenabı Hakk'ın binler vaadu ahitlerine istinaden ilan edip mucizeleriyle doğru olduklarını ispat ettikleri gibi hadsiz ehli velayet keşf ile ve zevk ile aynı hakikata imza basıyorlar. Elbette o hakikat güneş gibi zahir olur, şüphe eden divane olur. Evet, bir fende ve bir sanatta mütehassıs bir iki zatın o fen ve o sanata ait hükümleri ve fikirleri onda ihtisası olmayan bin adamın hatta başka fenlerde alim ve ehli ihtisas da olsalar muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri gibi bir meselede mesela Ramazan hilalini yevmi şekte ispat etmek ve süt konservelerine benzeyen cevizi hindi bahçesi ru i var diye dava etmekte iki ispat edici, bin inkar edici ve nef yedicilere galebe edip davayı kazanıyorlar. Çünkü ispat eden yalnız bir cevizi hindiyi veyahut yerini gösterse kolayca davayı kazanır. Onu nefi ve inkar eden bütün ruh aramak taramakla hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını ispat edebildiği gibi cenneti ve dar-ı saadeti ihbar ve ispat eden yalnız bir izini, sinemada gibi keşfen bir gölgesini, bir tereşşuhunu göstermekle davayı kazandığı halde, onu nefi ve inkar eden, bütün kainatı ve ezelden ebede kadar zamanları görmek ve göstermekle ancak inkarını ve nefyini ispat ile davayı kazanabilir. Ve bu ehemmiyetli sırdandır ki, hususi bir yere bakmayan ve imani hakikatlar gibi umum kainata bakan nefiler, inkarlar zatında muhal olmamak şartıyla ispat edilmez diye ehli tahkik ittifak edip bir düstur esası kabul etmişler. İşte bu kat'î hakikate binaen binler felsefelerin muhalif fikirleri böyle imani meselelerde bir tek muhbir-i sadıka karşı hiçbir şüphe hatta vesvese vermemek lazım iken 120 bin ispat edici ehli ihtisas ve muhbiri sadıkın ve hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mütehassıs ehli hakikat ve ashabı tahkikin ittifak ettikleri erkanı imaniyede aklı gözüne inmiş kalpsiz maneviyattan uzaklaşmış körleşmiş birkaç felsefonun inkarlarıyla şüpheye düşmenin ne kadar ahmaklık ve divanelik olduğunu kıyas ediniz. Hem madem gözümüzle gündüz gibi hem nefsimizde hem etrafımızda bir rahmeti âmme ve bir hikmeti şamile ve bir inayeti daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltanat rububiyet ve dikkatli bir adaleti âliye ve izzetli icraatı celaliyenin asarını ve cilvelerini görüyoruz. Hatta bir ağacın meyveleri ve çiçekleri sayısınca o ağaca hikmetler takan bir hikmet ve her bir insanın cihazatı ve hissiyatı ve kuvveleri adedince İhsanları, inamları ona bağlamış bir rahmet ve kavmi Nuh ve Hud ve Salih aleyhisselam ve kavmi Ad ve Semud ve Firavun gibi asi milletlere tokat vuran ve en küçük bir zih hayatın hakkını muhafaza eden izzetli ve inayetli bir adalet ve وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Ayeti Azametli bir icaz ile der. Nasıl ki iki kışlada yatan ve duran muti askerler bir kumandanın çağırması ile silah başına ve vazife başına boru sesiyle gelmeleri gibi aynen öyle de bu iki kışlanın misalinde ve emre itaatında koca semavat ve kürey arz sultan-ı ezeli'nin askerlerine iki muti kışla gibi ne vakit Hazreti İsrafil Aleyhisselam'ın borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar çağrılsa, derhal ceset libaslarını giyip, dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren her baharda, arz kışlası içindekiler, melek-i radın borusuyla, aynı vaziyeti göstermesiyle, nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet, elbette ve elbette ve herhalde ve hiç şüphe getirmez ki, onuncu sözde ispatına binaen, o rahmet ve hikmet ve inayet ve adalet ve saltanatı sermediyenin gayet kati istedikleri dar ahiret ve daire-i haşr-ı neşrin açılmamasıyla o nihayetsiz cemali rahmet nihayetsiz bir çirkin merhametsizliğe inkılap etmesi ve o hadsiz kemali hikmet hadsiz kusurlu abesiyete ve faydasız israfata dönmesi ve o gayet şirin inayet gayet acı ihanetlere değişmesi ve o gayet mizanlı ve hakkaniyetil adalet, gayet şiddetli zulümlere kalb olması ve o gayet derecede haşmetli ve kuvvetli saltanatı sermediye sukut etmesi ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması ve kemalat-ı rububiyeti acz ve kusur ile lekedar olması. Hiçbir ciheti imkanı yok. Hiçbir akıl ihtimal vermez. yüz muhal içinde birden bulunur daire-i imkan haricinde batıl ve mümtenidir. Çünkü nazenin ve nazlar beslediği ve akıl ve kalp gibi cihazatla saadet-i ebediyeye ve ahirete beka daimiye ihtiyaç hissini verdiği halde onu ebedi idam etmek ne kadar gadirli bir merhametsizlik ve onun yalnız dimağına yüzer hikmetler ve faydalar taktığı halde onu dirilmemek üzere bütün cihazatını ve binler faydeleri bulunan istidadatını akıbetsiz bir ölümle faydesiz, neticesiz, hikmetsiz bütün bütün israf etmek ne derece hilafı hikmet ve binler vadu ahitlerini yerine getirmemek ile haşa aczini ve cehlini göstermek ne kadar o haşmeti saltanata ve o kemali rububiyete zıttır her zîşur anlar bunlara kıyasen inayet ve adaleti tatbik eyle